1940'ta ailesinin görevi sebebiyle Konya'da doğdu. Annesi ve babası Türkiye'nin ilk veterinerlerinden Meliha Öktem ve babası Ali Öktem. O dönem savaş yıllarıydı. Baba Ali Bey askerdeyken annesinin tayini Bursa'ya verilmek istendiğinde annesi beni yolu olmayan hayvanların telef olduğu Muş'a verin der. Annesinin ve küçük Tankut'un Muş'a kanı ile yolculukları böyle başlar. Yıllar sonra sene 2005 kuş gribi vakasında atölyesinde 300 kuşu telef olmaması için kaçırması da bu yılların duygularına dayanır. Annesi veterinerliğin dışında Doğu liselerinde resim öğretmenliği yapmaktadır ve oğlunun yeteneğini küçük yaşlarda keşfederek ilkokullar arası resim yarışmasına sokar. Ve o müsabakaya girenlerden daha üstün başarı göstererek silgi nedir bilmeden yaptığı sulu boya, yağlı boya tablolarla harika çocuk ilan edilir. 1946 basımlı gazete, güzel bir tesadüf bizi bu tarihi sanat beldesinde ışıl ışıl parlamakta olan yakın geleceğin büyük sanatkarı ile karşılaştırdı der. Liseye geldiğimiz dönemlerde, tabii solculuk adına çok bilgi olduğumuzu söylemek mümkün değil ama özgürlükler adına itirazlarımız vardı mevcut yönetimlere, iktidara vesaire karşı. 60 ihtilal öncesi öğrenci hareketleri içerisinde yer almak gereğini duydum. Ve bundan dolayı da pişman değilim. Ama çok haklı mıydık, değil miydik? Hala daha kendi kendime tartıştığım bir dönemdir o. Ve o dönemde solculuk adına müthiş bir taraftar toplayan genç kitleler içerisinde olmama rağmen ben o kitlelerin dışına taşmak gereğini duydum. Çünkü yalnızca bir sınıfın mutluluğu adına kurulacak bir iktidarın Türkiye adına doğru olmadığı inancı içerisindeydim. Ve Atatürk'e inanılmaz bir bağlılık ve onun koymuş olduğu ilkelere inanılmaz bir saygım ve inancım vardı. Atatürk'ün bütün başarılarının altyapısında Türk halkının varlığı ve Türk aile hayatıyla bütünleşmiş olan ve onu temsil eden Türk kadının varlığı. Bu iki varlığa da çok büyük saygı duyan bir insan. Şimdi bu böyle olunca bir de soyut bir sanat hayatından gelmiş ve çağdaş olmaya gayret eden bir sanatçı ve bir Atatürk heykeli yapma olayı. İşte o yüzden ben tek başına bir Atatürk heykeli yapmak yerine halkıyla bütünleşmiş, halkıyla devrimlerini yapmış, onların yapmış olduğu tüm fedakarlıkları özümsemiş bir Atatürk ve o fedakarlıkları da gelecek kuşaklara aktaran bir heykeltıraş gibi eser vermek gereği. Kore Olimpiyatları sırasında Kore Seçici Kurulu dünyanın en iyi heykeltıraşlarını seçmek gibi bir işe çıktığında bunda yeterince başarılı olamayacağı kanaatiyle bunu Fransız Akademisi'ne vermişler bu görevi. Akademinin yapmış olduğu bir araştırma vardı. O dönemde Türkiye'deki tüm heykeltıraşlar dosyalarını oraya gönderdiler. Türkiye'nin en iyi sanatçısı olarak o akademi beni seçti ve ben oraya bir eserimle katıldım. O heykel 35 bin kişilik kültür merkezinin önüne dikildi. En başarılı ilk 10 heykel arasında varsayıldığı için. Daha sonra 90'da yine bir sempozyuma katılmıştım Almanya'da. Ortak pazar ülkeleri ve Alman eyalet heykeltıraşlarının en ileriyle yarıştım. Orada bir birincilik aldım. O da Stuttgart'ta dikildi. O da soyut bir heykel. Benim ekibim çok enteresandır. Altyapısı hiç olmayan. Yani köy kökenli insanız. Tabii ben çok başlangıçta sanat hayatıma çok sıradan, yavaş başladım. O nedenle o dönemde ancak çalışabilen, her yerde çalışabilen birileriyle beraber olmayı denedim.
Fakat sonradan gördüm ki o insanlar beni, ben de onları sevmişim. Hı hı. Birbirimize kopmadık. Böyle 20 yıllık insanlar haline geldiler. Ama bugün diyebilirim ki altyapısı olan birçok insandan daha mükemmel bilgilere sahip. Tecrübeleri enginleşmiş yardımcılarım var. Başarımın en önemli faktörlerinden bir tanesi de çok fedakarlarla çalışan bu insanlar. Tatbiki Güzel Sanatlar'da okurken 1962'de Almanya'da Schönwald Porselen Fabrik'te staj yaptı. 1966 seramik bölümüne asistan seçildi. 1970'te öğretim üyeliğine geçti. 1974'te seramik bölümü başkanlığı yaptı. 1980'de okul yöneticiliği, 1983'te okulun Marmara Üniversitesi oluşumundan sonra 1986'da profesör olarak öğretim üyeliğini sürdürdü. 1993-96 yılından bu yana seramik ve cam bölüm başkanlığı, fakülte senatörlüğü, YÖK Sanat Milli Komitesi temsilciliğini sürdüren Tanku Töktem, 1999'da devlet sanatçısı seçildi. Bunlardan bir tanesi onun gibi düşünebilmek, onun gibi hareket etmek için vicdan diyorsunuz. Öbürü ise onun gibi yaratabilmek ve onun kadar güçlü olabilmek için sahip olabilecek ve onun çizmiş olduğu kaderi değiştirme gücünü insana veren iradedir. İnsan hayatının çok önemli olduğuna inananlardanım ve her insanın yaratılışının bir nedeni olduğuna inanıyorum. Biz durup dururken yaşamıyoruz. Muhakkak ki bazı hizmetleri, bazı olayları yaratmak ve bunları da en iyi şekilde organize etmek adına doğmuşuz diye düşünüyorum. Kendimi de görevli addediyorum yani bir sanatçı olarak. Atatürk'ü çok iyi anlayayım. Atatürk'ün bu ülkeyi kurtarmakta halk ile nasıl özdeşleştiğini, bu yaşayan insanların, bu ülkede yaşayan insanların kendi yurtlarını korumak, kurtarmak için ne kadar özellikle bulunabildiklerini keşfetmiş insanlar. Onu tanıdıktan sonra, onu bakışlarından başlamak üzere yapmaya çalıştı. O yüzden benim Atatürk'ün gözleri onun gibi mavi mavi bakar. Ben inanıyorum, bu görevi yüce Yaradan'ın bana verdiğine ve her sabahleyin 9'da kalkıyorum, gece en az 2'ye kadar çalışıyorum. Ve saatim inşallah müsaade ederse ölünce kadar da böyle çalışmaya niyetleyim. Hiçbir zaman da yaptığımı çok beğenir bir sanatçı tarafından değil. Ama her defasında daha iyi yapmak için uğraşan bir sanatçı tarafından durmadan uğraşıyorum. Benim atölye Gemlik'te. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamam benim için mümkün değil. Çok bol hayvanım var. 300'den fazla kuşum, güvercin, tavuklar. Ya orman içerisinde biraz da uzak. Sayılmaz burada ama ya biraz sapa gibi. Ama o taraflarda yol düşer herkesin. Beklerim. Çayım devamlı kaynıyor. Beceri ve yaratıcılığın para etmediği, ünlü olmanın çok ucuzladığı bir dünyada yaşamaya çalışıyordu. Yaşarken de ülke değerlerini yaşatmayı. Ürettikleri paha biçilmez değerdeydi. İlkeli yaşamı, değer yargıları ve eserlerine ucuz kavramı hiç uğramamıştı. Burası Türkiye'ydi. Kural tanınmaz, ucuzlayan insan yaşamına aldırılmazdı. Sonra, korkunç bir gürültü gecenin sessizliğini bozarken, yaratıcı bir beyin, hünerli eller ve paha biçilmez bir değer yok olup gidiyordu.